sanırım bantta böyle teknik bir takılma oldu. Tekrar yayındayız. Dilek'le devam ediyoruz. Dilek'e herhalde yalvarmak değil de onu doğru konusunda ikna etmek için çabalarken insanlar sabır taşı olduğumu düşünmüşler. Ama sonuç eğer olumlu olacaksa bunun için gerçekten çatlamadan defalarca aynı şeyleri söyleyip ikna etmeye çalışabilirim. Ama bende bir sabır taşı var ama karşımdaki de taş yani. Öncelikle, size göre. He? Şu anda hocadan hiç kimseye yorum yapmayacağım. İstemiyorum. Dilek, ben zaten kısa ve öz konuşacağım. Ben de şunu söylemek istiyorum. Şimdi sen biriyle beraber kaçıyorsun. Bunu bugüne kadar söylemiyordum. Bugünkü gelişme benim için çok önemli. Ailenin bu konuyu bilmediğini düşünüyordum ama onlar tavukçuluk yaptığına kadar her şeyi biliyorlar aslında. Ve bu kişi senin zorla tutulduğuna ya da ailene dönmen konusunda ısrarcı olunduğuna dair bir şikayetçi olmuş. Çok güzel bir şey aslında insanın haklarını savunabilmesi ve bununla ilgili gerekli adımları atabilmesi. Ama evlatlarının maalesef ki böyle bir şansı yok. Bir de kanunları kullanmak da benim için çok önemli. Fakat şu, sen gidişinle ve giderken aynı şekilde kanunları kullanıyor olsaydın hiçbir problem yaşamazdın. Yanlış yerde yanlış hamleler yapıyorsun sadece. Seni hiç kimse yargılamadı. Canını acıtacak bir cümle söyledi mi sana biri? Ya. Söyledi, de ki benim canım acıtacak şu cümleyi söylediniz de. Söyledik mi? Ailen zaten her şeyi biliyormuş. Herkes her şeyi biliyormuş. Dün sana sadece tek bir soru sordum. Yani seni 3 tane evladından, o fotoğrafını gördüğün evlatlardan alıkoyan duygu nedir diye. Bir şey söylemek istemiyorum şu anda. Ben terk etmem ama bırakmadım ki. Yani gideceğim ben. Ama şimdi değil. Peki babanlar seni terk etti mi? Şu anlık mı? Bilmiyorum. Bak annenle yengen hala kapılarda bekliyorlarmış. Belki döner diye. Baban hala bekliyor kızım döner mi diye. Dönmeyeceğim. Kararım kesin. Şimdilik dönmeyeceğim. Şimdi ile sonra arasındaki fark ne? Ya çocuklarımı yani görmeye gideceğim. Yani iletişimi koparmayacağım. Ama 27 Nisan Hülya Hanım sorusunu hatırladım da 27 Nisan'dan hani bugüne kadar hiçbir şekilde onlarla iletişim kurmadın. Ya korktum. Ya aradım ama konuşamadım. Ya şimdi konuşurum. Ne korkun neydi? Ya bilmiyorlardı. Hani bilseler ne diyeceğini bilmiyordum. Ablan her şeyi biliyormuş zaten. Sen her şeyi ona anlatmışsın zamanında. Yani şimdiden sonra giderim, görürüm. Boşandıktan sonra da istiyorlarsa yanıma alırım. Şunu konuşmasını istemiyorum. Allah hocadan konuşmalarını istemiyorum. Hiç lütfen. Kimse lütfen yorum yapmasın. Yani ben sadece. Peki bunu boşanarak niye yapmıyorsun? Yani dön, çocuklarınla ol, boşanma davası aç, işte ondan sonraki süreçte hayatına bir yön çiz. Daha karmaşık hale getiriyorsun. Yok Esra Hanım. Yok dönmeyeceğim. Bu senin kararın. Bu da bir kişi bile sana eşine dön demedi. Çocuklarına dön dedi. Biliyorum. Bu arada yanına gittiğin kişi telefon hattındaymış. Konuşmak istiyormuş. Alo. Efendim.
Şu an canlı yayındasınız. Tamam. Buyurun, ne söyleyeceksiniz? Alo. Televizyonun sesini kısın lütfen. Sadece telefondan duyun beni. Esra Hanım, ben Dilek'in arkasındayım. Dilek'i istiyorum. Gelmesini istiyorum ben. Ya bunu söylemek için mi yayına bağlandınız? Aynen öyle. Dünkü çocukları için geri dönsün notunuz neydi peki? Zaten ona kaçmam zaten, öyle bir şey olsa. Kaçmam zaten. Sizin söylemediğiniz hiçbir şey iletilmez. Keşke. Hayır, kesinlikle ben öyle bir şey söylemedim. Ben sadece. Beyefendi. Hayır, bakın, ben kesinlikle öyle bir şey söylemedim ben. Keşke keşke deseydiniz ki o notu ben söyledim. O kararımın da arkasındayım deseydiniz. En azından gerçekten artık bunun adını, bu duyguyu nasıl tanımlıyorsunuz bilmiyorum ama vicdana gelmiş biri olduğunuzu görebilirdim. Hayır, ben Dilek'i istiyorum, Dilek'in arkasındayım. Kapatın ben. Kapatın şu telefonu istiyorum ya, kapatın ben. Allah aşkına. Fazla ya. Konuşmak istemiyorum. Nasıl bu kadar rahat konuşuyorsunuz? Nasıl bu kadar rahat konuşuyorsunuz? Herkesin hayatı yani. Bu herkes hürdür yani. Herkes özgürdür. Sonuçta ya, bir saniye. Bunu... En sevdiğim konu. Hürdür, özgürdür. Evet. Nedir bu özgürlük? Bir anlatın bize. Özgürlük insanı herkes istediği yapabilir yani. Sonuçta herkesin hayatıdır yani bu. Hayat kimseye karışacak hali yok yani. Evet. Herkes istediği ve dilediği gibi yaşayabilir. Aynen öyle. Peki Dilek sizinle diyelim ki beraber, sonra siz onunla bir hayat kurdunuz, tüm bu süreç bitti. Sizinle beraberken yine aynı şekilde davranabilir değil mi? Çünkü özgür bir kadın o. Size o bizim ihanet hayatımız, edebilir. Onu kimse ilgilendirmez. Sizinle ortak hayatımız. Bir çocuğu olduğunda o çocuğu bırakıp başka biriyle görüşebilir. Çünkü özgürlük bu demek. Hayır, ben ona güveniyorum sonsuza kadar. Niye ben güveniyorsun kardeşim? Gelsin. O kendine güvenmiyor. Niye güveniyorsun? Güveniyorum ben. Benim hayatım değil mi? Ben kapatıyorum, tamam mı? Fazla muhatap olmak istemiyorum ben, tamam mı? Ben arkasından gelmesini sizin, istiyorum bu kadar. Sizin, kapatıyorum ben. Sizin muhatap olduğunuz konu zaten çok tuhaf bir konu. Yani muhatap olduğunuz konu normal bir konu değil zaten. Keşke hiç muhatap olmasaydınız. Ben dün akşam böyle Aşık Veysel'in şiiri geldi aklıma. Herkes de biliyor aslında bunu. Şu güzelliğin on para etmez. Bendeki aşk olmasa diye. Hikayesini de böyle anlatmak istiyorum. Aşık Veysel'in eşi de 6 aylık bebeğini bırakıp, ay, biliyorsunuz diken diken gözleri görmeyen ünlü bir şairimiz. Dilek, sen de dinlersen sevinirim. Dinliyorum. Gerçi bırakıp gidiyor. Fakat yol boyunca da bir başkasıyla kaçıyor. Yaşamını artık diyor ki ben özgürüm. Ben başka biriyle hayat sürmek istiyorum. Geçmişi de evde bırakıyorum diyor. Ama yol boyunca da onu bacağında rahatsız eden bir şey var çorabının içerisinde. Açıyor bir bakıyor. Aşık Veysel tarafından yaklaşık bir aylık geçimini iade edebilecek para var. Ve bir de not. Bu sana ananın ak sütü gibi helal olsun. Sakın yolda ziyan zebil olma. Benim evladımın annesisin diyor. Ve arkasından da o meşhur eşine şiiri yazıyor. O sadece aşık tarafını aldı. Diğer tarafı, o hani bu yolda, bu süreçte ziyan olma. Yani o aşık olma olan tarafı sırf eşin olarak düşünme, çocukların olarak düşün, annen baban olarak düşün. Şimdi benim tabii bu arada siz bunları anlatırken kafama takılan başka sorular da var. Şimdi Dilek'in hayatında 4 yıl önce yaşanmış bir olay var. Bundan dolayı eşiyle boşanma noktasına geldiğinde eşi o hatasını affediyor. 3 tane evladı için yoluna devam ediyor. Değil mi? Dilek. O gün eşin senden boşanabilirdi. Çünkü şahit oldukları ve gördükleri var. Ama yine de diyor ki 3 çocuk için ben her şeyi sineye çekmeye razıyım. Ve sen 4 yıldır hiçbir telefon kullanmıyorsun. Yok. Yani telefon kullanmama sebebin de şu, herhangi bir şüphe yaratmamak için. Dolayısıyla telefon senden ne kadar uzak durursa ben beyefendiye de sormak istiyorum. Telefondan ne kadar uzak durursan hata yapma olasılığın ortadan kalkıyor. Telefonsuz, telefon kullanmayan, iletişim kanalı olmayan birisin. Yani sosyal medyan yok, telefonun yok. Bir, gizli bir telefonun mu vardı? Hayır.
İki, bu beyefendiyle nasıl tanıştınız? Nasıl görüştünüz? Söylemek nasıl birbirinizi istiyor. Buldunuz? Konuşmak istemiyorum Esra Hanım. Beyefendi ben size sorabilir miyim? Yani... Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum hanımefendi. Bak ben masal izlemek istemiyorum. Ben arkasındayım onu istiyorum bu kadar kapatıyorum. Tamam fazla siz masal izlemek istiyorum. Ya bana ben... ne olur şu özgürsünüz ya şu sorunun cevabını verin. Ya, tamam gerçekten yani siz telefon yok yollak, hiçbir tamam, şey yok. Yani. Herkes hayatın arkasındayım. Bakın bir kadının hayatta özgürlüğe inanan bir beyefendi olarak size şunu söylemek istiyorum. Buradaki hanımefendi de dün bize şuna inandırmaya çalıştı. Ben kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Arkasında durmanıza gerek var mı? Dilek kendi ayaklarının üzerinde duramaz mı? O kimseyi alakadar etmez tamam mı? O kimseyi alakadar etmez ben kapatıyorum. Tamam mı? Kapatın, İyi günler. Kapatın telefonu lütfen. Ne iş yapıyorsun Dilek? Ben mi? Evet. Hiçbir şey. E dedin ya ayakların üzerinde duruyorum. Çalışacağım. Ha çalışacaksın ama çalışıyorum demiştin. Hayır öyle anlaşıldı. Gerçekten şunu merak. Telefon yok hiçbir şey yok. Yani evet. Nasıl görüşüyorsun? Nasıl buluştunuz? Nasıl birbirinizi buldunuz? Ya Esra Hanım böyle şeyleri ekranda konuşmak istemiyorum ben. Tamam peki ya ben sadece merakımdan soruyorum. Hayır. Ya sana ne? Lütfen lütfen dışarıdan yani konuşmak istemiyorsun. Sadece şunu da öğrenmiş olduk. Yani her şey insanın içerisinde. Kimse kimseye bu devirde zorla bir şey yaptıramaz. İster kapıları üzerine kilitleyin, ister kapıları sonuna kadar açık bırakın, ister bir dağın tepesinde yaşayın, ister hiçbir iletişim hiçbir şey olmasın. Yaşamak ve yapmak isteyen bunu her halükarda başarabilir. Bunun sonucu da bu. Ama şu meşhur soruyu da soralım. Herkese soruyoruz Esra Hanım. İsterseniz siz sorun. Ben gidenlere soruyorum ya, eğer bu yaptığınız, siz evli bir bayansanız, zina ceza kanununa göre suç olsaydı ve hapis cezası alacağınızı bilseydiniz, bu kaçma eyleminizi gerçekleştirir miydiniz? Sizi polis yakaladı ve evli bir bayansınız. Ve yakalandığınız anda da özgürlüğünüz kısıtlanacak ve hapishaneye gideceksiniz. Hı? Boşanmadan bunu yapar mıydınız? Bilmiyorum. Bir caydırıcılığı oluyor. Özgürlüğüne düşkün insanlar yalnızca kendilerini ortaya koyuyorlar işte. Ben mesela bu cevabı samimiyetsiz buluyorum. Yani diyorlar ya ben isteğimle, kendi irademle gittim. Böyle bir eylemde bulunduysan, böyle bir harekette bulunduysan... ...kardeşim gerekirse cezamı da çekerim, yatarım. Yani şimdi bu hani şey olmuyor böyle kaypakça oluyor. Yani ceza alırsam yapmam, kendimi tutarım. Ama ceza almazsam istediğim gibi yaşarım olmaz... Madem buna siz sevgi diyorsanız, aşk diyorsanız, bu duyguyu nasıl tanımlıyorsanız sonuna kadar da gidersin. Bilmiyorum dedim sadece ben. Yani... Ya yatar mesela cezaevine girer miydin bunun için, bu kişi için? Şu anda konuşmak istemiyorum Esra Hanım. Söylemek istemiyorum. O kişinin resmi nikahı var mı? Yok. Ailesinin bu durumdan haberi var mı? Var. Var. Bu şekilde sizi kabul ediyorlar mı? Hayır. Hı? Hayır. Yani oradan bir tepki gördünüz mü? Ben görmedim. O gördü mü? Bilmiyorum. Yani istemiyorlarmış. İstemiyorlar. Neden istemediklerini biliyor musun? Bilmiyorum. Ama seni istememelerinin bir sebebi olmalı. Kaşın, gözün, yaşın değil. Şimdi onun annesinin yerine koy kendini. Oğlu biriyle beraber. Oğlunun kendi seçimi. Birlikte olduğu kişi 3 tane çocuğunu terk eden biri. Tek bir şey söylersin. Konuşmak istemiyorum Esra Hanım. Ama Dilek bunlar gerçek. Ya ekran karşısında ben istemiyorum. Dilekçim bunun ekran karşısı yok ki. Sen 27 Nisan'da zaten bu hareketi yapmışsın. Bunu yaşıyorsun. Sen annen baban buralara gelmese senden bir haberler. Arayacak mı? Zaman dedim. Öyle zamanla oluyor mu? Keyfi istediğiniz gibi yazık değil mi? Öldün mü kaldın mı ne yedin ne içtin neredesin zorla mı tutuluyorsun başına bir şey mi geldi her tür ihtimali düşünüyorlar. Şimdi aklıma bu böyle dünyada bir şey... kimseye hesap vermeyin ve vermeyeceğiniz şekilde de yaşayın. Lütfen. Çocuklarım
büyük çocukların bunu kabul etmez demiştiniz. Ben şimdi geriye dönüp söylediklerinizi değerlendirdiğimde, telefon yoksa bu sizin o zaman sosyal çevrenize çok yakın. İnşallah dilek bunları evlatlarınız bu kaçışın öyküsünü ya da birlikteliğinizi bu evlatlarınız şahitlik tanıklık yapmamıştır. Sana kötü ne söyledik? Ya dün arkadan mesela hocadan konuşuyor. Ya onları söyle. Ben sana diyorum ki yani seni o kötü bir şeye, olumsuz bir şeye, sana zarar gelebilecek bir şeye yönlendirmiyorum. Sadece diyorum ki boşanma evlatlarının yanında ol. Eşini uzaklaştırma kararı alalım diyorum. Yok. Sen... Şartlarını bozma diyorum. Sen evinde yaşa. Ona göre önlemler alalım. Mühim olan çocukların başında olman. Ya olacağım ama sonra yani şimdi değil. Boşanayım. Eşiniz boşanma davası açtı ve bu çekişmeli olacak. Birden fazla boşanma sebebine de dayanabilir. Çünkü bunda kusurlu olan taraf sizsiniz. Bunun bir takım sorumlulukları olacak size yönelen. Bu boşanma davası uzun sürecek. Belki beyefendinin tazminat talepleri olacak, nafaka talepleri olacak. Uzayacak da uzayacak. İşte istinafı var, Yargıtay'ı var. Yaklaşık 2-3 yıl sürdüğünü düşünelim. Sizin statünüz bu beyefendinin yanında ne olacak? Ailesi sizi istemiyor. Sizin aranızda herhangi sizi koruyan bir bağ yok. Eşiniz değil. Oradan gelen şiddete karşı şiddet olabilir. Diyorsunuz ki beni yaralayan hakaretti. Hayır, öyle bir şey olmadı. Hayır, eşinize karşı diyorsunuz ya, eşimden Esra Hanım ben... Hakaret gördüm dedi. Hakaret gördüm. Bu da ben niye kadın sığınma evine gitmedin dediğimizde hani şiddet yok, bir şey yok, ben oradakilere ne söyleyeceğim ya, gibi cevap... Şiddet sadece sözlü. Yani. Sözlü. Tamam, bu kişiye karşı bak, şimdi eşine karşı hakların var yöneltebileceğin ama bu bulunduğun kişinin karşı hiçbir şey söyleyemezsin. Ne diyeceksin? Kendi rızanda gitmişsin. Öyle bir şey olmaz. Niye olmaz? Üç çocuğunun babası sana hakaret edebiliyorsa bu kişi sana niye hakaret etmez? Ki şu, şöyle bir deneyimin de var. O eşin, çocuklarının babası senin hatanı affeden birisi. Bak az önce ne dedi beyefendi? Olmaz dedi. Yani ona karşı bir yanlış yapma ihtimalin bile yok. Anladın mı? Bunu açıkça ifade ediyor sana. Böyle bir şey olmaz Esra Hanım diyor. Eşine yaptığını diyor bana yapamaz. O hata yapma ihtimalinin kapısını bile kapatıyor. Hiçbir hakkın, hukukun olmamasına rağmen.